Öncelikle teşekkürler vakit ayırdığın için gerçekten. Ve sen Ankara'dasın. Ne demek? Evet. Ben bu ilk konuşmak istediğim şey benim ritimlerdi. Çünkü herkesin hayat ritmi bir şekilde çok bariz değişti. Yani evde kalan bir grup, kalabilen gruplar söz konusu. Ama bir yandan çalışmak zorunda olan ve çalışması elzem olan kişiler söz konusu. Sen bir doktorsun. Tabii doktorlar ve bilimciler bu dönemde hem tespit hem tedavi hem nihai bir sonuç geliştirmek için en merkezde olan grupsunuz. Benim teşekkürüz. Ve tabii başka çalışan gruplar da var. İşte marketlerde çalışanlar, polisler, işte tedarikçiler vesaire. Ama bir şekilde hani evde kalan insanların da hayat ritmi değişti. Çalışanların da hani çalışmaya devam etseler de değişti birçok şey. Ve bu proje İstanbul temelli de olsa sonuçta evde kalanın ritmi nerede olduğundan bağımsız bir şekilde aynı. Çalışanların da bir şekilde yani hangi şehirde olduğundan bağımsız bir şekilde hemen hemen aynı. Hani evet hastalığın dereceleri birçok şehirde farklı olabilir ama bir sağlık çalışanının benzer bir hayat ritmi olduğunu, deseni olduğunu düşünüyorum ben. Ve bunu ben kendim çok merak ediyordum. Bir doktor hakikaten bu dönemde hayat ritmi bir günü ya da gün demeyelim hani çünkü kaç saat çalıştığınızı da bilmiyorum ama sabah kalktıktan bir sonraki yatağa girişe kadar neler yaşadı, neler yaşıyorsunuz? Sen de çünkü ilk müdahale ekibi yani en sınırda çalışan gruptaydın bir yandan da anlatabildiğin ölçekte anlatmanı istiyorum. Tamam, önce ben kendimi tanıtarak başlayayım o zaman. Hacettepe Hastanesi'nde kadın hastalıkları doğum asistan doktoruyum. Normalde biz çok yani çok yoğun çalışıyoruz ama bu COVID sebebiyle polikliniklerin tabii kapatılması bizim çalışma miktarımız bir miktar azalttı aslında o açıdan ama tehlike arttığı için maalesef o aradaki süreçler uzadı. Hastalar işte ayrılan, girdi çıktı süresi falan arttığı için bu birazcık değiştirdi çalışmamızı. Ama asıl olarak ben bir kadın doğumcu olarak COVID servisine çalıştırıldım. Çünkü bir zaman hasta sayısı çok arttı. Dahili asistanla yetişemeyince bizlerden de görevlendirmeler oldu. Ama ben şimdi tekrar hasta sayısı azalınca kadın doğuma geri döndüm. Şu anki kadın doğumu anlatsam bence daha iyi olur. Genelde bizim COVID'de anlatabilirim. Kadın COVID'de doğumu anlatabilirim. Aslında. Ben yani COVID'de nasıl geçti? Hani çünkü evinde de kalmadın sen bir yandan. Hani o... Evet ben yurtta kaldım 3 hafta. Ya tamam. Işte, yani şöyle COVID'in güzel yanı aslında ben bir kadın doğumcu alışkın olmadığım şey shift usulü çalışmaktı. 12 saat çalışıyorsun. Bu 12 saatin saat sabah 8, akşam 8 olmak üzere. Biz normalde sabah 8 değil 7'de gidip ertesi akşam 7'de çıkmaya alışkın olduğumuz için hiç uyumadan. Hani benim için güzeldi o açıdan ama tabii ki de yani risk çok fazlaydı. Benim çalıştığım ilk serviste mesela ilk başladığım günün ertesi günü arkadaşım hastalandı mesela. O çalıştığımız aynı serviste yattı. Dolayısıyla beni tanıdılar mesela. Onun stresi bile insana yetiyordu zaten. Sabah 8'de başlıyor, vizitle başlıyor. Her odaya girip çıkmıyoruz. Sadece gerekirse biz giriyorduk. Onun dışında tabii ki de işte örnek alınması, kan alınması, hastaya bir şekilde mesela eğer durumu genel olarak hastalar iyiyse sıkıntı yok ama bazı hastalar yaşlı olunca solunum desteğine ihtiyacı olanlar vesaire onlar için girmemiz gerekiyordu. Onları muayene için giriyorduk. Tabii o çok zor bir süreç. Çünkü önce kat kat giyiniyorsunuz. Gözlüğünüz, bilmemleriniz var. Bir de onunla hastayı muayene etmek o boğukluk içerisinde ona zaman ayırmak o kadar zor geliyor ki yani yaptığınız iş ekstra zorlaşıyor. En kötüsü de bu koşullar altında çalışırken hani insan evine özlüyor açıkçası. Ben evime gitmeye çok korktum. Çünkü annem astım hastası. Annemle yaşıyorum ben. Şimdi eve dönsen, ona bulaştırsam bunun vebalini düşünmek bile istemiyorum. Hani ne yaparım, ne ederim falan diye. Yurda geçtim o yüzden. Hani Allah'tan yurt falan ayarlandı ama o da zor oluyor tabii ki. Yani hastaneden çık, yurda git. Yapacak hiçbir şey yok. Psikolojik açıdan çok zor. Sokaklar bomboş. Böyle bir... Aynen. O çok güzel aslında. Hani bence çok güzeldi. Polisler çok çeviriyordu. Hani o birazcık korkutucu özellikle. Bu şey zamanında hani sokağa çıkma yasağında falan ama insan kendini iyi hissediyor bir yandan. Hani bu koşullar altında ben dışarı çıkabiliyorum. Demek ki yani kendi adıma ben kendimi gurur duyduğum anlarda. Özellikle de ben COVID servisini ilk geçtiğimde bizim enfeksiyon hocalarından biri bizimle toplantı yaptı. İşte diğer bölümlerden gelen doktorları hani bilgilendirmek, işte nasıl hastalarla ilgileneceğini, ne koşullar çalıştığını anlatmak açısından.
Orada bir şey söyledi ve o benim çok hoşuma gitti. Yani dedi ki siz pandemide doktor olarak çalışıyorsunuz. Bu tarihi bir olay ve siz buna bizzat şahit oluyorsunuz. Hem Hacettepe gibi bir yerde, yani hani ön saflarda savaştığın bir yerde. Ben buna açıkçası şahit olduğum için o açıdan gerçekten memnunum. Ama yani hani bilmiyorum nedenli toplum bunun değerini anlayacak. Ben zannetmiyorum açıkçası. Bir ay sonra hani günler, şeyler normale dönse değerimiz bilinecek mi? Çok tartışılır. Ama, şu anda herkes bir şekilde müteşekkir ama zaten o sen şikayet ettiğin insanlar normalde de hani eskiden de değildi, şimdi de değil belki, sonra da olmayacak. Ama hani bence yok. Aynen güzeldi. Ben mesela şimdi kadın doğumuna da bakıyorum. Hastalar çok daha olumlu davranıyorlar. Çok daha anlayışlılar. Hani insanlar da bence kesinlikle bir değişim var. İnşallah kalıcı olur yani. Çünkü hani bir şey yani şu an orada görev yapmak. Zaten hani ben görev yapmaktan gurur duyarak çalıştım. Vallahi gurur duyarak çalıştım. Kendim de gönüllü gittim kendi bölümümden zaten. Hani ben orada çalışırım. Sıkıntı yok dedim ama hani bilmiyorum. Umarım değeri bilinir. Benim tek derdim açıkçası o. Yani umarım. Ben hani kalbimle öyle hissediyorum. Şunu da anlatmanı istiyorum. Bunu sen bana anlatınca ben çok şey yapmıştım. Yani sen geliyorsun, yurduna gidiyorsun, evine de gitmiyorsun. Aha. Sokaklardan geçiyorsun. İşte kaç saat çalıştın kim bilir. Bomboş sokaklardan geçip evine gidiyorsun. E saatlerce banyo yapıyorsun bir yandan. Aynen. Ben her gün yani zaten ilk bu Covid çıktığında da öyleydim. Kendi evime döndüğümde de, yurda gittiğimde de. Eve girer girmez ya da yurt odasına girer girmez hiçbir yere değmeden banyoya giriyordum. Yani şöyle söyleyeyim, paçalarımı bile çorabın içine sokuyorum ki paçalar bile bir yere dokunmasın. Sonra bütün kıyafetlerimi bir torbaya atıp duşa giriyorum ve gerçekten belki yani 40 dakika falan duş alıyorum. Artık her tarafımı yıkamaktan hani hakikaten ellerimi yıkamaktan yara bere içerisindeydi. Bir saate yakın duş alma faslı. Ondan sonra o şeyleri, torbaları falan biriktirip onları yıkamak ayrı bir ders zaten. Evet, hani hepsi bir şeyde. Yani onlar gerçekten açıkçası zordu. Bir de insan mesela kendi hani eskiden ne oldu? Yurtta yaşarken, öğrenciyken daha ben kirlerimi biriktirdim, anneme verirdim. Her şeyi kendim yıkıyorum. Makine var mı? Makine vardı. Kendi yurdun şeyi makinesi vardı. Orada yıkıyordum işte. Ütü bile vardı yani hani. Onların hepsini kendim. Aynen. Sana bir de şeyi sormak istiyorum. Bu proje İstanbul temelli olduğu için böyle bir soru hoş olur diye düşündüm. Tabii şimdi nerede olduğundan bağımsız. Sen İstanbul'da da olsan aynı ritmi yaşayacaktın. Yani Ankara'da olmanın. Tabii ki. Ama diyelim ki İstanbul'daydın ve sana bu dönemde her yer kapalı ve her yer bomboşken istediğin herhangi bir yere girip, yani istediğin herhangi bir yere gitme imkanı veriliyor. Hiç belki daha önce giremediğin ya da normalde girdiğinde hep kalabalık olan. Nereye gitmek isterdin? Aa, güzel soruymuş. Ben galiba Bebek sahiline giderdim. Bomboşken mi? Aynen, bomboşken. Çünkü orada kalabalıktan yürüyemiyorsun falan ya. O evet. Boşlukta oranın tadını çıkarmak isteyebilirdim yani. Ya. Orası güzel olurdu bence. Evet. Şu anda benim de gidesim geldi. Neyse. Ay güzel soruymuş. Keşke önceden söyleseydin. Ben bunu düşünmüyordum. Hayır, ben şeyi çok merak ediyorum. İlk akla gelen şey ne? Çünkü bazen ikinci daha ikna edici oluyor ama ilk akla ne geliyor onu hep çok merak ediyorum ben. Neyse, çok teşekkür ederim sana vakit ayırdığın için. Gerçekten Bebek geldi. Ya ben teşekkür ederim. Aslında yandan seninle böyle bir şey yaşamak da güzel yani. Benim anında yani. Bir şey oldu. Sen devam et, özür dilerim. Hayır. Şimdi şöyle, aslında bunu da söyleyeyim. Biz bu projeyi ben Hacettepe'de çalışırken çekecektik. Ama maalesef ben o kadar yoğun, yani çok yoğun çalışıyorum. Dolayısıyla ben bir 5 dakikamı ayırayım, bahçeye çıkayım, şu konuşma yapayım. Bir türlü yapamadık yani, çünkü koşturmaktan etmekten. Sonra ki ben evdeyken hani müsait zamanımda çekerim. O yüzden ben, kusura bakma, ben aslında Hacettepe'de çekmeye gerçekten istiyordum ama yani o çok, yani 5 dakika bile dışarı çıkmam sıkıntıydı, yapamadık. Özür dilerim. O da öyle olması. İşte zaten durumu gösteriyor, ritim gösteriyor. Ama ben daha bilmiyordum bu arada. Neyse. Teşekkür ederim tekrar Sena. Gerçekten. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Aslında sen de bunu paylaşmak bile güzel. Teşekkür ederiz. Yani herkese teşekkürler. Bütün sağlık çalışanları, bilimciler ve çalışan herkese yani. Ben teşekkür ederim. Sağ ol aslında.